Her insanın olmak istediği yerler vardır. Kimisi gerçekçi bir hayal kurar, kimisi hayallerin uçsuz bucaksız genişliğinde gezinir. Sadece hayal kurmakla da bitmez iş. Orada olabilmek için çok çalışmak gerekir. Pes etmemek, sabırla o hayali kovalamak, yakaladı mı kıymetini bilmek gerekir. İnsan her zaman hayallerine ulaşamayabilir. Ama ulaşmayı başaranların duyguları anlatılmaz yaşanır. Tıpkı bir zamanlar oynama hayalini kurduğu Dünya Kupası'nda takımını şampiyonluğa ulaştıran Emiliano Martinez gibi. Sanki kaderimize acı çekmek vardı da ve sonunda oldu. Emiliano Martinez 2 Eylül 1992'de Arjantin'in Mar del Plata kentinde dünyaya geldi. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Anne ve babasını para kazanmak için ne kadar uğraştığına çocukluğu boyunca tanıklık etmişti. Kaleciliğe olan yeteneği ailesini yoksulluktan kurtarmak için bir çıkış yolu olabilirdi. Böyle düşünüyordu hep. Ülkesinin ünlü kulüplerinden Independiente'de futbola adım atarken aklında bu fikir dönüp duruyordu. Sadece bir kariyer inşa etmenin umudunu değil, ailesinin ekonomik zorluklarını da sırtında taşıyordu. Şükür ki kariyeri beklediğinden iyi gidiyordu. Takımda güzel bir yeri vardı. Arkadaşlarıyla da arası iyiydi. Takımda ona Dibu diye sesleniyorlardı. Bu o dönemde Arjantin'de meşhur olan bir dizi karakteriydi. Arjantin U17 takımı içinde oynamaya başlayan genç kaleci Arsenal scoutlarının dikkatini çekmişti. Londra'da kulübün denemelerine katılıp ülkesine döndüğünde transfer komitesini etkilemeyi başarmıştı. Oyuncuya ulaşan Arsenal yetkilileri kulübün teklifini ilettiler. Vermesi gereken bir karar vardı. Hayatında ilk kez evinden, ülkesinden uzaklaşacak olan genç bir futbolcu için kolay bir karar değildi. Ama böyle bir fırsat bir daha gelmeyebilirdi de. Üstelik sadece kendisi için değil, ailesi için de önemli bir karar olacaktı bu. Arjantinli file bekçisi kararını adanın yolunu tutmaktan yana kullandı. Daha sonra bu kararı aldığı geceyi şu sözlerle anlatacaktı. Aklımda ailemden ayrılmak dışında bir yol yoktu. Çok yoksul değildik ama ailemin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini biliyordum. Arjantin'e döndükten bir hafta sonra teklif ulaştı. Abim ve annem ağlayarak "Lütfen gitme" diyorlardı. Ama ben babamı da geç bir saatte ağlarken görmüştüm. Çünkü faturaları ödeyemiyordu. Cesur olmam gerekiyordu. Bu yüzden teklife evet dedim. Artık İngiliz ekibinin rezerv takımında yer alan geleceği parlak bir kaleciydi. Ailesinden ve memleketinden uzakta yeni bir şehre alışmaya çalışıyordu. Üstelik tek kelime İngilizce de bilmiyordu. Avrupa pasaportuna sahip olmadığı için 18 yaşına girene kadar profesyonel olarak forma giymesi de mümkün değildi. Rezerv takımda geçirdiği birkaç yılın ardından 2012 yılında League 2 ekiplerinden Oxford United'a kiralandı ve yalnızca bir maça çıktı. Sonraki sezonda Arsenal formasıyla ilk resmi maçında Lig Kupası'nda Coventry City karşısına çıktı. Aynı turnuvanın bir sonraki turunda da kaleyi o korudu. 2015-2016 sezonu sonuna kadar sırasıyla Sheffield Wednesday, Rotherham United ve Wolverhampton formalarıyla Championship tecrübesi yaşasa da bu kulüplerde düzenli forma şansı bulamadı. Ardından İngiltere dışına çıkarak Getafe'ye kiralandı ve yalnızca 7 maçta forma giydi. Bir sonraki sezon kiralık olarak gittiği Reading formasıyla yeniden Championship'e dönen Arjantinli eldiven en fazla maça çıktığı sezonu geçirdi ve Arsenal'a geri döndü. 7 yılda 6 farklı kulübe kiralanmıştı. Arsenal cephesinde ise değişen bir şey yoktu. Çok güçlü rakiplerden ona bir türlü sıra gelmiyordu. Kaderinin değiştiği gün 20 Temmuz 2020 idi. Arsenal kalecisi Bernd Leno'nun Brighton karşısında sakatlanarak kenara gelmesiyle kaleyi devralan Martinez, sezon boyunca gösterdiği performansla akıllara kazanacaktı.
sezonun sonuna kadar tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve dikkatleri giderek üzerine çekti. Özellikle Chelsea ile oynanan ve Arsenal'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan FA Cup finalinde yaptığı kurtarışlar onun için artık yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyordu. Sezon başındaki Community Shield maçında penaltılarda galip gelen takımın kalesini de o korumuştu. O sezona kadar pek de numarası olmayan kariyerine 2 kupa, Avrupa Ligi maçları, Premier Lig tecrübesi de eklemişti. Ekim 2020'de bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tuttu. Bu sefer rakipleri onun kadar dişli değildi. İki taraf için de iyi bir anlaşma olmuştu. İlk maçında Sheffield United'a karşı sahaya çıkan Arjantinli kaleci maçın ilk yarısında bir penaltı kurtardı ve takımı maçı 1-0 galip tamamladı. Onun için harika bir sezon açılışı olmuştu. Sezonun kapanışı da benzer bir şekilde oldu. Sezon sonunda 15 maçı gol yemeden tamamlamayı başaran file bekçisi Brad Friedel'ın rekorunu egale ederek bir sezonda kalesini en fazla maçta gole kapatmayı başaran Aston Villa kalecisi oldu. Ayrıca kulübü kendisini sezonun en iyi futbolcusu seçti. Bu başarılı sezon ona hep hayalini kurduğu bir başka kapıyı açacaktı. Daha önce alt yaş seviyelerinde formasını giydiği Arjantin'de A takım seviyesinde 2 kez kadroya çağrılmış ancak ikisinde de forma şansı bulamamıştı. Gösterdiği başarılı performanstan sonra görev sırası ona gelmişti. İlk maçına Dünya Kupası elemelerinde Şili karşısına çıkan Martinez 11 gün sonra kariyerinin ilk majör turnuvasında kaleyi koruyacaktı. Şili ile oynadıkları maç 1-1 sonuçlanırken O Vidal'in bir penaltısını kurtarmış ancak dönen topta Vargas'ın topu filelere göndermesine engel olamamıştı. 28 yıldır bu kupaya hasret olan ülkesi ayrıca kalecilerden de çok çekmişti. Uzun zamandır istikrarlı ve başarılı bir kaleci performansı yakalayan Güney Amerika ekibinin umutları ondaydı. İlk ciddi sınavına aynı turnuvanın yarı finalinde Kolombiya karşısına çıktı. 1-1 sonuçlanan ve penaltı atışlarına giden maçta kalesine gelen 4 penaltının 3'ünü kurtararak ülkesini finale götüren kaleci için takım arkadaşı Messi şu sözleri söylüyordu. "Bizim kalemizde Emi var. O bir fenomen. Ona güveniyoruz. Tüm maçları oynayabilme hedefimize ulaştık ve artık finale gidiyoruz." Final maçında da Brezilya karşısında kalesini gole kapatan file bekçisi, ülkesinin 28 yıl sonra Copa America şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi oldu ve turnuvanın da en iyi kalecisi seçildi. Bir sene sonra 1 Temmuz 2022'de ise Avrupa şampiyonu İtalya ile oynanan Finalissima maçında kalesini gole kapatarak ülkesine bir kupa daha hediye etti. O artık Arjantin'in güvenle kalesini emanet edebileceği bir isimdi. Yeni sezon başladığında tüm dünyanın gözü Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'ndaydı. Copa America hasretini bitiren Arjantin, 36 yıllık Dünya Kupası özlemine de son vermek istiyordu. Tüm gözler doğal olarak Messi'nin üzerindeydi. Ancak Arjantin turnuvaya şok bir mağlubiyetle başladı. Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan takımda Messi de dahil herkesin yeterliliği sorgulanmaya başlanmıştı. Ancak sonraki iki maçını gol yemeden kazanan Güney Amerika ekibi adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda rakip görece zayıf ekiplerden Avustralya'ydı. 2-1'lik skorla geçilen turu getiren en önemli performanslardan biri kaleci Emiliano Martinez'e aitti. Çünkü son dakikada çok kritik bir kurtarışla gole izin vermemişti. Çeyrek finalde Hollanda karşısında penaltılara giden maçta iki kurtarışla ülkesini yarı finale götüren tecrübeli kaleci takımın en güven veren isimlerinden birine dönmüştü. Yarı finali de gol yemeden geçti. Artık finalde rakip son şampiyon Fransa'ydı. En heyecanlı finallerden birine sahne olan maç 3-3 bitmişti ve kupanın sahibini penaltılar belirleyecekti. Maçta Mbappe'nin 2 penaltı golüne engel olamasa da seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla kupayı ülkesine getirmeyi başardı. Arjantin Dünya Şampiyonu! Arjantin Dünya Şampiyonu! Messi! Messi Dünya Şampiyonu! Messi! Dünya Şampiyonu! Aynı zamanda turnuvanın en iyi kalecisi de seçilmişti. Ödülü aldıktan sonra yaptığı hareketle
çok tartışılsa da o artık dünya futbolunun zirvesinde bir zamanlar hayal ettiği yerdeydi. 2014'teki Dünya Kupası finalinde Arjantin Almanya'ya mağlup olup kupa hayallerine veda ederken evinin bahçesinde ailesiyle mangal yapan Martinez, 2018'deki turnuvayı izlerken de kardeşine 2022'de Arjantin formasıyla sahada olacağına söz vermişti. Verdiği sözü tutmak bir yana o formayla şampiyonluğa da ulaştı. 28 yaşına kadar doğru dürüst bir maça çıkmamış olmasına rağmen 2 yılda kariyerine birçok kupa sığdırmayı başardı. Çünkü o yalnızca hayal etmekte kalmadı. Aynı zamanda hayallerine ulaşmak için de çabaladı. Bugün 36 yıl sonra ellerinde kupa yükselen Arjantin milli takımının en önemli parçalarından biri ve hepsinden önemlisi bir halkın kahramanı oldu.